Teknoloji Oku'dan herkese merhaba, ben Tolga Çolak. Bugün sizlere HTC'nin Dizel 828 adlı akıllı telefonun kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Kutu bize sıfır olarak gönderilmedi fakat biz bir kutu açılış videosu çekmek istedik. Kutudan neler çıkıyor, cihazla beraber neler veriliyor bunları size göstermek istedim arkadaşlar. İsterseniz kutu açılışına geçmeden önce şöyle bir genel olarak cihazdan bahsedeyim. Dizel serisi bildiğiniz gibi HTC'nin plastik polikarbonat diyebileceğimiz bir materyalden yapılmış kasaya sahip olan, gövdeye sahip olan giriş ve orta seviyesi akıllı telefonlarını temsil ediyor. Bu telefonlar içerisinden de en yeni modeli 828 şu anda elimizde. Şöyle bir kutusuna bakalım arkadaşlar. Bize beyaz ve altın renginin, gold diyebileceğimiz bir rengin bir arada kullanıldığı modeli yollamışlar bize. Şöyle kutusunun arkasına bakalım arkadaşlar. Burada 16 GB'lık bir cihaz olduğu yazıyor. Octa-Core 1.5 GHz'lik bir işlemcisinin olduğu, 5.5 inç boyutunda Full HD 1080p'lik bir ekranı, 2 GB RAM'i, 2 TB'a kadar microSD kart desteklediği, 13 megapiksellik BCI sensörü sahip otofokuslu bir ana kamerasının bulunduğu, görüntü sabitlemesinin olduğu, HD'si ultrapiksel özelliğine sahip bir ön kamerasının olduğu, f2.0 diyaframına sahip. Şuradaki biraz yapışkanlardan dolayı görünmüyor ama evet, f2.0 yazıyor arkadaşlar. Boom Sound teknolojisinin olduğu, nano SIM kartın olduğu, Wi-Fi 802.11n teknolojisinin olduğu, yani 5 GHz hızında çalışan AC desteği yok arkadaşlar. Wi-Fi tarafında 2,5 GHz hızında çalışan bir N desteği var. Wi-Fi 802.11n var arkadaşlar. Blackfire diye bir teknoloji bulunuyormuş. 4G LTE destekliyor ve Bluetooth bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz yani daha fazla lafı uzatmadan şöyle kutuyu bir açalım arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman ilk başta bizi klasik olarak telefonumuz karşılıyor. Telefonumuzu şöyle bir kenara kaldıralım. Birazdan bakacağız oraya. Şöyle bir kenara koyuyorum ben. Kutunun altından bize standart bir USB kablomuz çıkıyor gördüğünüz gibi. Demin de dediğim gibi zaten kutu daha önceden açılmış olduğu için hani bunlar şu kılıfların içerisinde değil. Bir adet Dizel serisinde verilen bir kulaklığımız var HTC'nin. Nispeten kaliteli olduğunu söyleyebilirim kulaklığın. Ve bir adet şarj adaptörümüz çıkıyor, seyahat tipi. Bu şarj adaptörümüz ise arkadaşlar 5 watt 1 amper çıkışa sahip. Bunu 1,5 amper olmasını ben açıkçası daha çok tercih ederim. Hani 2 amperi amiral gemisi modellerinde verip bize bu cihazlarda 1,5 amperi vermesi daha güzel olurdu. Kitapçıklarımız var. Hiçbir zaman okumadığımız, okumayı tercih etmediğimiz kitapçıklarımız kutunun içeriğinden çıkıyor arkadaşlar. Şöyle şunları hızlıca yerine yerleştirip şöyle cihazımızı bir açalım isterseniz. Hemen şuradaki JT'mizi kaldıralım. Burada SIM kartımızın ve SD kartımızın nasıl takılacağını gösteriyor bize. SIM kartımızı iğne olmadan takabiliyoruz arkadaşlar bu cihaza. Şöyle kaldıralım. Şuradan gördüğünüz gibi şurada bir kapakçığımız bulunuyor. Buradaki kapakçıktan SIM kartımızı ve SD kartımızı cihaza takabiliyorsunuz. Arkadaşlar genel olarak rengine falan baktığım zaman bu altın rengi gibi şampanya altın karışımı olan renk güzel duruyor cihazda. Hani beyazla beraber güzel bir uyum sağlamış. Şu arka lensin orada da bu detaya değinmişler. Bu da güzel bir ayrıntı. Cihazımızda tek bir LED flash bulunuyor. Hemen altında mikrofonumuz var. Sağ tarafında güç açma kapatma tuşlarımız. Hatta basalım şu anda cihazımız bir yandan da açılsın. Gördüğünüz gibi cihaz açılmaya başladı. Ses açma kısma tuşlarımız. Üst tarafında kulaklık jack girişimiz. Demin de söylediğim gibi SIM kart ve SD kartımızı takabileceğimiz kapağımız bulunuyor. Alt tarafta USB 2.0'ımız bulunuyor. Ve cihazda gördüğüm kadarıyla tek bir mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Şu alttaki ahize kısmını saymazsak. Boom Sound teknolojisi bu cihazda da bulunuyor arkadaşlar. HTC'nin zaten bildiğiniz gibi Boom Sound'u artık hani bütün cihazlarında klasikleşmiş bir ses teknolojisi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir Türkçeyi seçelim hemen üst taraftan. Cihazın hızlı bir şekilde kurulumunu yapalım. Bütün hepsini ben atlayacağım. Detaylı kurulum şimdi yapmayacağım arkadaşlar. Daha sonra detaylı kurulumu geçeceğim. İnceleme videosunu da zaten kısa bir süre içerisinde sizler için yayına almış olacağım büyük ihtimal.
Cihazın ekranı 5,5 inç olduğunu söylemiştim. 1920x1080 piksel bir çözünürlüğümüz var. 401 ppi. Şu anda gördüğüm kadarıyla PPI kısmında, yani çözünürlük ve piksel yoğunluğunda cihaz gayet güzel bir yoğunluğa sahip. Yani şöyle söyleyebilirim. Pikseller, hani pikselleri saymıyorsunuz. Gözünüzü rahatsız etmiyor. Şunu kabul ediyorum diyelim. Şuradan da ekran ışığımızı otomatikten alıp sonuna kadar açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Sense arayüzüyle geliyor. Sense 7 arayüzüyle geliyor arkadaşlar cihaz. 2800 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Kutunun arkasında da yazdığı gibi 13 megapiksellik bir arka kameramız var. 1080p 30fps videolar çekebiliyor. 5 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu da 1080p ve 30fps videolar çekebiliyor arkadaşlar. MediaTek'in bir işlemcisi kullanılmış, MT6753T arkadaşlar. Bu 4 8 çekirdekli bir işlemci, 1,5 GHz hızında çalışan. 2 GB RAM olduğunu söylemiştim. 16 GB'lık bir dahili depolama alanımız bulunuyor cihazda. Onun dışında da Android, hemen şuradan bakalım Android'in hangi sürümüyle geldiğini arkadaşlar. Şuradan yazılım bilgisi diyelim. Android 5.1 Lollipop ile geliyor arkadaşlar. Lollipop yerine KitKat'la gelmesi daha güzel olabilirdi cihazın, ama HTC buna güncelleme verecektir yakın zamanda. 1200 TL civarında, 1200 TL, 1300 TL bandında satın alabileceğiniz bir akıllı telefon. Orta seviye bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yakında bu şık cihazın, hani bu şık renge sahip cihazın incelemesini de yapacağız. Bu arada logonun rengi de görebildiğiniz gibi kasanın yanındaki renk detayıyla aynı renkte olması güzel bir ayrıntı olmuş. Teknoloji Okuyu takipte kalın arkadaşlar. En kısa zamanda cihazın incelemesi ve çeşitli cihazla çekilmiş videolar yayında olacak. Kanalımıza şu alt taraftan abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın, beğendiyseniz bu videoyu. Diğer videolarımıza da şuradaki bağlan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.